başında ne konuşulduğunu bilmiyorum çünkü. Hemen şuna bir bakalım, merak ettim. Herhalde yedikleri şeyleri daha sonrasında belki gittiğimde bağla yedirirler diye ümit ediyorum. Arkadaşlar, İştah Turizm'in yepyeni bir bölümündeyiz. Bu bölüm benim tavsiyemle bir yere gitmeye karar verdik. Evet. Moda'daki Dem isimli mekana gidiyoruz. Dem farklı farklı çaylar demleyen, farklı farklı çayları çok da güzel sunan. Bir de bunları cheesecake'lerle meçleyen farklı bir mekan. Panda biliyorsunuz çok çaycı ama her zaman kara kara tezgah altı çayı içme huyu var. Maalesef memur çocuğum ondan abi. Ne memur çocukluymuş arkadaşlar. Anamızdan ne gördük? Çayın eliti olamadık ki. Kardeşim iyi de buradaki çay da Hint çayı. Hintli memur değil mi? Hintli bizden güzel çay mı içiyor? Evet. Gör şimdi, Japon, Hintli, İrlandalı, Çinli, Çinli, İngiliz. İngiliz. İngiliz zaten dünyayı sömürmüş, çayın anasını ağlatmış. İngiliz'e lafım yok. Onlar içer de Hintli de bizden iyi içiyorsa ben bir hüzünlenirim. Neyse, gidip karar vereceğim şimdi zaten. Bakacağız. Bir de onun yanına çok güzel cheesecake'ler yapıyorlar. Yani bu heriflerin menülerinde şey var. Cheesecake'in isimle çayın ismi aynı mesela. O ikisini combo halinde getiriyorlar. Zaten menüden bakınca gösterebilirim ben onu size. Ama size madem sorum şu. Sen biliyorum viski konusunda meraklı bir adamsın. Tabii. Çok tadındasın. Sen zaten çay diye ölüyorsun. Çay üstüne bir küçük imparatorluk kurmuş durumdasın. Evet. Neden farklı çaylara yeterince merak göstermiyorsunuz arkadaşlar? Ben kahve... Harika bir tatlı. Hemen bir bakayım şu Asuman'a. Bir saniye bir durduruyorum. Asuman nedir? Asuman tatlı. Oha, çok güzel bir kız çıktı. Asuman tatlı. Bu ne? Oha. Çikolata var, içinde çilek var, üstünde krema var, onun üstünde de kocaman bir çilek var. Gösterirsem çok canınız çeker, bence göstermeyeyim. Göstereyim mi? Canınız çeker ama, benim canım çok çekti şu an. Ya bir şey söyleyeceğim, ben yarın Asuman yemeğe gideyim. Lan İslam, kesin bunda sıra vardır ya. %100 bunda sıra vardır ha. %100 bunda sıra vardır. Ben bilirim böyle tatlıları. İstanbul'da her şeyde sıra var. Anasını satayım. Yemeğe gitsen kesin kuyruk vardır orada. Kızı göster. Salak mısınız abi? Asuman yazınca kız çıktı dedim ya, adam diyor ki hadi kızı göster. Ne oldu? Kahveye çok düşkünüm çünkü. Kahvede uzmanlaştım. Çaydan biraz uzaklaştım. Bir de çayı eve alamıyorum ben çok. Evde yapmayı, uğraşmayı sevdiğim için. Ben çayı tabii ki keyfini almaya çalışıyorum ama keyiften ziyade hayatta i̇çmiyorum kalmak yani. İçin. Hani çay benim bünyenin çay şeyi. Çay bir survival mekanizmi mi? Tabii benzini mazotu gibi bir şey. Anladım. Long Dark oynuyor ya 4 senedir diyorsun. Tabii hani bazı insanlar vardır ya, gram tattan şeyden anlamaz. Sadece hayatta kalmak için yer. Ben de çayı direkt böyle bünye çalışsın, yayın yapabileyim, yürüyebileyim, hani bir güç gelsin diye içtiğim için. Hani hiç böyle farklı tatlara, şeylere kafa yormadım. Ben bir de atıyorum orada içeceğiz işte, şimdi çayı, beğeneceğiz. Ben eve gidip gene ya neyse alırım ben işte. Sana bir kötü kutu. Çay içeceğim. Bu arada çaylar gerçekten çok kötü ya. Yani market çayı bizim çaylarımız eski çay değil. Abi değil dışarıda abi, da çok kötü ki. Dışarıda sallaması çok da kötü. Demleniyor. Harmanı da demlemi her şey kötü ya. Bir istatistik var benim elimde. Çay konusunda Türkiye dünyanın en çok çay tüketen ülkesi. Ama öte en yandan, çok kötü çay tüketen. En kalitesiz çayı da bizim ülkemiz tüketiyor. Yani çayın sınıfları var. Hatta işte şu beyaz çay, yeşil çay falan meşhur olmuştu bir ara hatırlarsanız. Evet. Çay bitkisinin yapraklarının yukarıdan aşağıya gidiş şeyi. Dip çayını Türkiye içiyor abi. Ara yaprakları İngilizler içiyor. Üst yapraklar yeşil çay, beyaz çay, zaten onlar premium. Bir de tezgah altı dediğimiz. Yani ulan bunu İngiliz almaz, bunu Çinli almaz, Hintli almaz. Kim içer? Yasla Türkiye. Yasla Türkiye tarzı bir çay var. Ama bu Dem onun dışında farklı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir gidelim bakalım arkadaşlar mekana. Sizin evet. Damak tadınızı değiştirebilecek miyiz? O zaman çıtamı yükseltiyorum o zaman. Yükselt, beklentiyi de yükselt, karşılayacağım. Tamam. Pekala. Hadi bakalım. Bu arada çekimler, kamera çekimleri falan çok iyi. Evet sevgili iştah lezzetçileri, avcı turistler. Geldik Dem'deyiz. Çay alıyoruz. İç mekanına geçtik. Şöyle de çaylarımız, çeşitlerimiz mevcut. Arkadaşlar menülerden göstereceğim. Çünkü burada bir menü muhabbetimiz güzel. Abi gel sen de menüyü göster. Çay artı cheesecake gibi muhabbet var burada. Eşleştiriyorlar değil mi bunları? Ben gördüm, bunu istedim mesela. Cheesecake'in adı diğer bakır mı? Çaylarla ilgili tadım notları var. Bu bizim viski muhabbetinden de alışkın olduğumuz bir şey. Kahve de vardı. Bizim memlekette çayın tadımı ve tadım notu olduğunu bilen insan sayısı çay içen oranına ya, göre çok az. Ya çay dedin, neresi? Aslında şey var. İnsanı sinirlendiriyorsunuz. Çay dediğin
tavşan kanı içirir kardeşim. Çay sütlü mütlü içilmez. Alıyorsunuz Starbucks'tan çay tilatteyi. Diyorsunuz ki çay sütle içilir. İçilmez. İçmez, demlersin. Demlersin. Mis gibi içersin. Varmış diyebileceğim bir yer var burada. Bilinçli tiryakiler. Sen bana şimdi söyle. Sen mesela örnek ilginç bir çay mı içmek istiyorsun? Yoksa çok iyi çay mı içmek istiyorsun? Ya ben aslında bizim memlekette güzel çay olduğunu inanmak istiyorum. Yapabiliyor muyuz? Öyle menümüz i̇yi var mı? Çay. Farklı çay menümüz i̇yi var iyi yani. Çay. O zaman Diyarbakır çayı diyeyim ben sana. Çünkü şu anda inancımı kaybediyorum. Çok üzülüyorum ondan. Yok yok. Bir demlik Diyarbakır çayı çekelim. Organik hemşim var. Bak mesela ben de onu deneyebilirim. Tamam. O güzel. Zaman öyle yapalım. Bu arada tatlılar çok iyi ya. Hani evet evet. Deneriz onları. Ama şimdi öyle dersen onu da yiyesim gelir. Bir tane cheesecake alıp bölüşelim mi? Aa çok romantik. Birbirimizin ağzına da şey yapıyoruz. Abi o zaman bak saldırıyoruz şu an sana. Bir demlik Diyarbakır çayı, bir bardak organik hemşin, bir de cheesecake olarak Fleur de Geisha istiyoruz. Tamam. Her şeyden sonra da bu Fleur de Geisha mı adı? Yine gözümüz döndü. Az içmeyiz diyorduk bugün ama Allah. Yok iyiyiz yine iyiyiz. Yine kötü kötü olduk. Gelmişken bir tadına varalım. Panda'nın yorumunu merak ediyorum ama ya çay konusunda. Ben de merak ediyorum. Hı. Fantastik çaylar var bir de burada. Adam çayı ayıklıyor, çaylar yaprak halinde. Bizdeki gibi böyle tezgah altı kırık çay değil. Bizdeki İstim çay mi? Kırık çay diyorlar. Evet. Yanlış biliyor olabilirim. Çay uzmanı varsa beni düzeltsin. Küçük kırık kırıktır ya. Böyle toza yakındır ya bizde çay. Maalesef. Burada öyle değil baba. Yaprak ama o yaprakları daha sonra alıyorlar. Kuruturken altında ağaç yakıyorlar, sütü kaynatıyorlar, alkol döndürüyorlar. Tabii. Onların tadı buharı geçiyor. Ruhu çaya geçiyor. Sonra o çayı bir demliyorsun. Diyorsun la bu ne? Barutta da olan çaylar var. Çay ağacı olan çaylar var. Bugün onlardan sipariş etmedik. Bir daha. Abi evet ya sırf adından ya. Zaten tamam, bizim lezzetlerimize başlayalım. Olmadı geri içeriz ya. Çay içmeye her zaman vaktimiz var arkadaşlar. O yüzden bir tavsiyem bizden sonra... Ben İstanbul'da nerede ne yenir, ne yapılır bilmiyorum. Benim bildiğim tek şey Ortaköy'de kumpir yenir. Bu kadar. Onun haricinde nerenin tatlısı iyi, nerenin çayı iyi, nerenin kahvesi iyi ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Çünkü ben İstanbul'da yaşamıyorum. Ben İstanbul'da çok da gitmiş bir insan değilim. Bugün sabah 4.30'da gideceğim İstanbul'a. Zıplayıp da buraya gelirseniz yerli çay yes deneyin ama bir yandan da tuhaf çayları çay deneyin. Korkmayın deneyin. Korkak alıştım. Bir bak benim şey, damam beğenmedi. Açık olun böyle şeylere. Yeni tatlara gençsiniz. Bu aralarda tatacaksın bunları. Yaş bir yaştan sonra zor olur. Tabii 19'undan sonra zor olur. Ben hep diyorum ya ben de 20 yaşımda Twitch yayıncısı olacakmışım. Çok geç kalmış. Ben var ya 20'sinde Twitch'e girseydim. Çıldırırdık diyorsun. İyi olmazdı bence bu yaşta gibi iyi olur. Kaç yaşında başlamıştın? 28 sene oldu. Ama ben başladığımda kimse yoktu. Twitch var. İlk açtın kaç kişi izleniyordu? 3. Ama bir haftada 2'ye katladım. 6 oldu. Bir haftada 6'ya çıktı. 3 ayın sonunda abi bir StarCraft turnuvasında arkadaşlar 100'e ulaştık. 100. Biz nasıl kutlamalar yapıyoruz? Böyle yayına arkadaşa dönüp gitar çalıyor falan StarCraft'ın üstüne. Ozan bağış olmadığı için oyun hediye ediyorlar falan. Benim Ozan kendi işim vardı. Yani atıyorum sabah işte 10'dan akşam 6'ya 7'ye kadar kendi işim vardı. Sonra benim dönüp StarCraft'ın üstüne. Az renge bakar mısın? Güzel hakikaten. Ben de burada hep fantastik çay içtim. Diyanet misin? Diyarbakır çayını ilk kez içiyorum. Evet aslında bak hemen uzaklaşıyoruz hep. Alışkanlıktan abi Türk çayı şimdi demlemişlerdir o kötüdür. Ama çay. Diyorum ya benim şey yok, Türk çayına inancımın yenilenmesi lazım. 4-5 evvel şekeri bıraktım ve bana dediler ki şekeri bıraktığın zaman çayın da yemeğin de çayın da gerçek tadını alırsın. Tabii. Doğru. Gerçekten de doğru. Yani bir de abi millet genelde 2 şekerli 3 şekerli içiyor ya tek bardakta. Çay zaten çay değil her şeyi içersin. 5 sene oldu ya 5 senedir hiçbir şey şeker atmadım. Kahvede de aynı şey oldu işte. Kahve de hayatta içemiyorum. Ben de öyle. Çok içemiyorum çok yani yok. Hatta tatmadım. Evet. Çayın rengiyle alakalı genelde çok takılırlar. Tavşan kanıyla bu tavşan kanının bir tık açığı arasındaki tat şey renk aslında. Bugs Bunny kanı gibi. Bizim Türk çayında bir çıt daha iyiydi. Çünkü çok fazla demlemeye başladığında bir süre sonra böyle aslında çayın buranın adı dem miydi? Ne tarafta ki bu? Sırf kaçırmaya başlıyorsun. Bunda ne vardı hocam? Diyarbakır çayının bir özelliği, esprisi olarak bir şey var mı? Direkt Seylan çayı olarak. Ha Seylan çayı. Sen bir dudak alırım ha. Tabii tabii bak de. Ben vermem. Kabak çok havalı gelmedi mi lan bir anda? Ben de vermem. Bak organik hemşin çayı bizim alıştığımız tat aslında. Tabii bu tam klasik çay gibi. Tabii tabii bu klasik çaya daha yakın. Bu biraz daha... Ya hayır şekerli içenleri aşağılamıyor hiç kimse. Ama yani şu bir gerçek, gerçekten şekerli çay şey değil, güzel değil bak vallahi ben yıllarca şekerli içtim, kahveyi de aynı şekilde, çayı da aynı şekilde gerçekten tadını bozuyor, vallahi tadını bozuyor. Bırakın, bıraktığınız zaman göreceksiniz. Ki ben Rizeliyim,
Biz çayın çok iyisini de içebiliyoruz bu arada, üretici olduğumuz için aynı zamanda, hava yapmak gibi olmasın. Şekersiz içtiğinizde çok çok daha efsane bir tat alıyorsunuz. Şu anda çayın içine şeker attığınızda çay, o içtiğiniz şey çay değil, o bir şeker. Şeker içiyorsunuz oturup. Kadıköy Moda'da. Yani abi bir şey söyleyeyim, benim gideceğim yere yakın. Moda Dem. Bakayım. Aa bir şey söyleyeceğim, bayağı da şey, deniz kenarında bir yer. Kirası da yüksektir ha buranın. Bakayım. Yok, deniz kenarında değilmiş. Daha yukarı taraftaymış. Şu tarafta bak. Sahilden yukarı doğru çıktığınızda. O Moda sahili var ya. O sahilden böyle yukarı doğru çıkıyorsun. Asuman'la ikisi yan yana hatta. Evet. Asuman'ın 4.4 puanı var. Bayağı yüksek puan. Buranın da 4.3. Ben bunda bir tık daha şey aldım. Evet, ha, yapaylaşma gibi geliyor değil mi yavrum? Aynısı bana da oluyor. Meyvesi içinde böyle bir takım farklı tatlar var, alabildiğim bir nokta. Dürüm yaptıracak çünkü. Bunda böyle mesela. Bu daha buruk bir tat. Nerelere giden ben İstanbul'da bak şimdi. Değil mi? Ege'den geliyor abi. Öyle mi? Oha ben çok yanlış biliyormuşum. Sanki böyle Hint falan gibi kalmış. Olur mu ya? Ege'mizin has bergamot reçeli meşhurdur yani. Bilmiyorum Amerika'dan mı getirdiler bergamotu bizim topraklarımıza da. Abi o işte şey, Amerikan bergamotu, o büyükbaş gibi özel. Çok, çok elitiz ya. Abi tatlıya bakar mısın? Üzerinde yaprak mı var o tatlının? Çiçek mi lan o? Yapraklar, yaseminler, manolyalar. Çok güzel gözüküyor. Çek. Her şey, her şey çok acayip. Ben şuradan ufaktan başlıyorum. Çekimim var yarın, onun için geliyorum. Ben şimdi utandım sizin yanınızda öyle kesemem var diye. Sen yok bir lokmada hüp diye atabilirsin de. Ha evet, rahat kesin. Ama harbiden bak abi, istediğin Türkçe bu ya. Evet abi. İyi misin? Güzel bir şey ya. Allah Allah. Bakayım. Cheesecake iyi yapıldığında çok iyi bir şey. İstiyorsan tatlıların biraz şeyinden bahset. Kim yapıyor? Bahsedeyim. Hani haydarim var üstünde, ne var burada? Aslında yakın, tahmin ettin. Buranın yaptığı şöyle bir taktik var. Bizde cheesecake'i millet genelde kahvecilerde, çaycılarda buzdolabında beklemiş. Sabah hazır merkezinden yapılıp kamyonla servis edilen, Mars, mutfak evet görmemiş cheesecake'lerden tatlından biliyor. Şimdi cheesecake mutfakta evle yapıldığı zaman günlük, aşağıdaki mutfakta bunların bir tane şefleri var. MSA'lı şefler, ben de oradan bir tanışma şansım oldu onlarla. Cheesecake'ler günlük çıkıyor abi, taze çıkıyor. Kıvamları o yüzden çok iyi. Şöyle bir combo yapıyorlar. Cheesecake'lerin gövdeleri aynı. Üstlerindeki soslar daha küçük gramajda hazırlanabildiği için. Çayın yanına sen bir şey matchlediğinde, mesela bunu aslında Japon çayının yanına tavsiye ediyorlar. Biz şimdi biraz videoda da şekil olsun diye ben bu çok güzel gözüktüğü için bunu istedim. Geisha'yı dedim buna da. Geisha çayının yanına istiyorlar bunu. İrlanda çayının yanına naneli servis ediyorlar. Bazı çayların yanına mesela tatlı cheesecake servis etmiyorlar. Cheesecake'in üstüne tuzlu kat çekiyorlar, onu servis ediyorlar. Ve şu baştaki tuzlu, onu fark ettin sen. Tancan asla evet dinlemiyor. Buradaki daha meyve sosluydu. Yani aslında temelde ana gövde taşıyıcı bir cheesecake var. Onun üstüne harbi bu arada öyle bir pazarladı ki. Öyle bir pazarladı ki şu anda. Yemin ediyorum şey yapasım geldi, gidip yiyesim geldi yani. Öyle bir anlatıyor ki, şunun yanında şöyle yapıyorlar, bunun yanında böyle yapıyorlar. Kraliçte bir tane limonlu cheesecake getir ya, ne abarttınız. Adına geisha meisha diyorsun. Kardeşim bu bildiğin dümdüz cheesecake değil mi? Bu o değil mi? Direkt fakir mantığı değil mi? Dur dur, direkt fakir mantığıyla konuşuyorum. Yanına reçel koymuşlar ya. Üstüne de iki gül atıyorlar, aynen bir şey ya. Al ya, uzatma ya. Ki ya ben çok keyiflendim ha. Şey çok güzel hani. Minecraft gibi yani. Sevdiğin şeyi blok var. Keyif alarak yiyip içmek çok güzel. Mesela evde şimdi buradan gideceğiz. Yayın var, mayın var. Evde içeceğim abi. Gibi bir şey içeceğim yani. Biliyorum. Hani ne kadar harmanlasan da karıştırsan da kötü bir çay içeceksin. Bu çaylar burada satılıyor mu? Tabii tabii alabiliyorsun. Güzel. Böyle bir demlik mi lazım şimdi? Bunu da satıyorlar biliyor musun? Burası çayı çok seven bir yer. Ben suyu kaynatıp yani içine atıp demleyeceğim. Bunlar praktiklerde falan da satılıyor. Yani bu da bir opsiyon. Farklı Japon Çin usulü demlikler de var. Demliği içine çayı atıyorsun, sonra bütün halinde onu çıkıyorum. Çayı sadece içine bırakıyorsun. Ben evde öyle ince cam bir demlik kullanıyorum. Filtre var içinde. Kendinden filtreli. Ya da işte biraz daha Çin Japon çaylarında onların çayda demlenme süresi daha az, böyle 4-6 dakikalarda. Küçük bak şu arkada bizim arkamızda falan duruyor ya bir tane. Dökmesi az, demlemesi az. Hani yaptın içtin öyle uzun uzun zaten yarım saat şeyde tuttun. Kanka bunun 20 dakika daha demlenmesi var. Ay bu arada o demliklerde bak arkada şu an gösterilen demliklerdeki çay o kadar lezzetli oluyor ki. Demlediğiniz şey gerçekten çok önemli.
Vallahi çok önemli demliğiniz. Gülşah'cığım hoş geldin. Efendim Can Kungor 6. ayını paylaşıyor. Can'cığım hoş geldin, sefalar getirdin. Çok çok teşekkür ediyorum 6 aylık desteğin için. İyi ki buradasın, iyi ki varsın. Eyvallah, eyvallah. İyice çökmemiş falan. O muhabbetler global çaylarda pek yok. Onlar çok Türkiye'ye has muhabbetler. Bir tek süreye dikkat edeceğim. Çünkü bizde evet bir süre bekleyip çökmesi gerekiyor. Yani. İşte bizde de işte iyi harman buldun, vakitlice demledin mi? Bak çay aslında ne kadar hızlı geldi, dikkat et. Öyle evet. Ölüm gibi çay demleme huyu var bizde bir de. Abi evet, ocağı bir koyuyorsun, yarım saat, bir saat vır 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 vır. Biraz sebze yemeği de öyledir ya. Vur salçayı, aç altını, yarım saat sonra o böyle sebze yemeği böyle... Tabii bamya bir dokunuyorsun, bamya böyle sıvı forma geçmiş. Yani, bamya uyuyor orada. Çayın da bir sebze, bir yaprak olduğunu unutma. Lazım. Daha kısa demleme sürelerinde iyi harman bulursan yerli çayda da çok güzel şeyler var ama bir tık araman gerekiyor. Yani öyle hemen marketten ilk elime attığımı alayım, hele poşet çayda falan bu lezzeti yakalayayım çok zor. Mümkün değil ki abi. Vallahi. Ya ben poşet şeyden çok mutluyum, kahvede, çayda. 3-4 senedir aslında bu trend de geldi ya. Harbiden kalitesine eriştik ya. Önce hiç bilmiyormuşuz. Bilmediğimiz gibi bir de üstüne çok iddia ediyormuşuz yani. Ha, ben menü alabilir miyim? Ben bugün öğrendim. Ben dün bilmediğimi fark ettim. Fiyatları söyleyeyim şimdi bu arada. Fiyatları söylemedik. Hadi fiyatların aklını vereyim, tatlı yiyeyim. Ver abi. Türk çayın arkadaşlar bardak 6, demlik yazmıyor. Demlik herhalde 2 tanesini falan fiyatlardır. Cheesecake'ler 21'de sabit gidiyor burada. İtal çaylara, beyaz çaya falan geçtiğinde 12-22 gibi fiyatlara çıkıyor. Tabii İtal hepsi o yüzden. Japon çayı, yeşil çay da 12. Demlikte mi geliyor? Artık buraya gelip kombinasyonunuzu yaparsınız. Şurada güzel bir görsel burayı anlatan. Abim biz bir de Velvet buzlu çay isteyebilir miyiz? Ben Anastasia istiyorum. Keyifler nasıl? Binti tatmin duruyorsun. Ben ırmağın akışını ödürüm Türkiye modundayım. Ama bir daha geldim de deneyeceğim. Şimdiki yani şeyi böyle tanıdık sulardan gideyim ki. Yalnız böyle gidersek programı tutarsa Pinti Pandı program. Ben bu arada formatlarını nasıl yaptıklarını biliyorum. Çıkmadan önce de biliyordum. Sponsorlukla falan yapmıyorlar bunu. Gerçekten kendi beğendikleri yerlere gidip yapıyorlar. Tamamen güzel bir içerik çıkartabilmek için. Şey gibi bir olayı yok yani. Siz bizi övün, biz de size para verelim gibi bir olayları yok. Zaten onu yapacak insanlar da değiller, az çok biliyorsunuzdur. Programların sonunda şişman panda olarak hayatına devam edecek. Abi değer. Ya şimdi bak, makarna yiyerek ya da 40 liraya da... Sıkılan çıkabilir ha yayından. Vallahi ya zincirle tutmuyorum gerçekten. Şey olduysanız, sıkıldıysanız gidebilirsiniz yani. Şey gibi bir şey yok, ne olur durun Allah rızası için durun gibi bir olay yok yani. Sıkılanlar... Dandik pizza yiyerek kilo almak da var. Tabii o kaçırdığın cheesecake'leri bir dön de bak istedim. Arkadaşlar burada evet ilginç kombinasyonlar var, bunları deneyin. Ben ondan yedim bu arada, çok güzel. Çok iyi. Bunu ben bitiremiyorum bu arada. Of, o çok acayip. Çünkü hani, bunu iki kişi yiyebilir zaten. Çok kol yapınca da hakkıyla yapıyorlar. Hani böyle teşekkürler, ben doydum oluyorsunuz hızlıca yani. O zaman afiyet olsun arkadaşlar. O ne ki? Aa, bir saniye durdurmam lazım. Efendim ne yapıyoruz biz ki 5. ayını paylaşıyor. Sana sinir çok yakışıyor diyor. Ya Ececiğim çok teşekkür ediyorum 5 aylık desteği için. Bir tanem bacım. İyi ki buradasın, iyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum. My sister. My sister thank you. Thank you. Benim panda da. 3 ayları ben. Ya devasa milkshake'leri yapan yer mi Crazy Flex? Ben sevmiyorum öyle şeyleri. Ne kadar ihtiyacı ya. Çok güzelmiş. İşte burada beyler sizle yollarımız ayrılıyor. Yaz kış sıcak çay abi. Ben renkleri tuzağa düştüm. Ben neden tercihliyim? Ben asitli içecek tüketmiyorum çok uzun süredir. Güzel. O yüzden bu tip şeyler benim çok işime geliyor. Ne güzel, ben midemi delecek kadar tüketiyorum. Benimkinde de böğürtlen, frenk üzümü, kehribar çiçekli bitki çayı varmış. Abi ben bak, iyice kokmuşum. Bayağı büyü gibi bir şey o ya. Yaralara sürünce iyi geliyor. Benim çayda hemşinliler var. Hemşinli toprağının kokusu var sende. Hemşinliler var arkadaşlar. Götüreceğiz bakalım. Tadımı yapıyorum. Standart çaya yakın. Alıştığımız çay değil mi? Yani şimdi az evvel Diyarbakır Seylan'ı içtikten sonra bir tık aşağıda, bir tık, iki tık aşağıda. Bu çok klasik çay. O az evvelki çok iyiymiş. Bu klasik çay. Çayında bir kendine has bir böyle buruk bir tat var. Damakta evet, ayva tadı gibi kuruluk bırakır ya birazcık aslında. Bunda onu hissediyorsun. Diyarbakır'da öyle yoktu. Diyarbakır'dan sonra olmadı ya. Ha, her türlü içerim, o ayrı da. Aha, kusur buldum lan. Biraz da içeceğim. Biz heyecanlandık yalnız. Beğenecek mi acaba? Bu nasıl? Ne? Aa
Aa çay var lan gerçekten evet. İçinde. Hani ben iced tea gibi düşünmüyorum. Çay var, içinde çay var gerçekten. Var buz da var. Çok da güzel kokuyor ya. İçinde aa, çay olan buzlu çay az buluyorsun bu arada. Evet ben şaşırdım yani. Demek ki buzlu çay böyle bir şey. Ama biraz da neden biliyor musun? Buzlu çay deyince bizim yediğimiz içtiğimiz ürünler o kutulu ürünler yani. Ya genelde. E şimdi onun şeker abi, oranı falan belli yani. Bir şey yok. Hazır şuruptan yapıyor. Evet. Yani bu belli ki çay plus meyve bekletilmiş. Doğru, belli bu bir arada. Yerde. Tadı öyle çıkmış ortaya gibi belli oluyor hemen. Sevgili arkadaşlar neydik ya biz iştah yolcuları. Ben çok açlık teması üzerinden gidiyorum arkadaşlar. Çayı niye kartallarda gidiyor? İştah turizm. Moda Dem'deyiz. Moda'da eski havuz vardı. O meydana yakın bir yer burası. Evet, bir de Asuman diye meşhur bir çikolatacı var. Onunla komşular Dem. İsterseniz gelin orada çikolatanın tadına, burada çayın tadına varın. Bir kombinasyon yapın kendinize. İştah turizmin lezzet duraklarında bu hafta Dem'deydik. Ne biz çok coştuk. Bunlar? Farklı tatlar denediniz size. Çok tavsiye ediyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşüyoruz. CS banlandı az önce galiba. Nasıl? Niye? Ne oldu ki? Ne açtı yine? Yine ne açmayı başardı? Banlanmaz o. O banlanmaz. Bir şey olmaz ona. Ona hiçbir şey olmaz. O Twitch'in Gülben Ergen'i gibi banlanmaz o. İzlemeyenler! İzlemeyenler! Güzel ya, ben bu içeriği seviyorum. Vallahi seviyorum bunu. Alkol özendiriciliği mi? Öyle bir kural mı varmış Twitch'te? İnanamıyorum. Yani bir yıldan uzun süredir partnerlik sözleşmem var. Partnerlik sözleşmemde öyle bir şey yazmıyor. Tansiyon öldü. Tövbe tövbe. Aa nasıl keyiflendim öldü deyince. Tövbe tövbe tövbe. Yok canım. Yok canım. Yok. Yayını düşmüştür. Yayını düşmüştür. Efendim çok sevgili.